Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler için karnıyarık tarifi hazırladım. Şimdi önce malzemeleri sayarak başlıyorum. Bir tane soğanım ve bir tane sarımsağım var. Ben iki tane patlıcan için hazırlıyorum. O yüzden az malzemeli. Siz eğer daha fazla yapacaksanız miktarları artırabilirsiniz. Bir adet biberim var. Soğan içerisinde bu arada bir diş sarımsağım var. Doğradım, tavaya aldım. Bir tane domatesim var. 1-1,5 yemek kaşığı kıymam var ve maydanoz ve dereotum var. Şimdi hazırlamaya geçiyorum. Arkadaşlar önce ben içini hazırlayarak başlıyorum. Soğanımı, sarımsağımı kavuracağım. Soğanlarım pembeleşti. Şimdi biberlerimi alıyorum. Aynı menemen yapmış gibi yapacağız arkadaşlar. Birazcık da biberlerle birlikte kavrulacak. Şimdi domatesimi alıyorum. En son kıymam alacağım. Kıymamı kavurduğum için kıymadığımı bırakıyorum. Güzelce piştiler. Şimdi kıymam alıyorum. Ve en son baharatlarımla birlikte maydanoz ve dereotunu alıp kapatacağım altını. Arkadaşlar domateslerimin pek rengi olmadığı için bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Rengi güzelce olsun. Birazcık da salçayla kavuruyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz rengi çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıp yeşilliklerimi ekliyorum. Baharatımı, tuzumu da üzerine ilave ettim. Son bir kez karıştıracağım ve iç malzemem hazır. Gerçekten nefis bir koku veriyor, lezzet veriyor. Eğer yeşillik eklemiyorsanız muhakkak ekleyin derim. Evet, iç malzemem hazır. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı kızartacağım. Yalnız iki farklı yöntemle pişireceğim ben. Birisini bu şekilde soydum ve karın kısmına bir çizik attım bu şekilde. Bunu kızartarak yapacağım. Diğer patlıcanımı da közleyerek yapacağım. Gerçekten daha öncesinde denemediyseniz muhakkak deneyin. Arkadaşlar patlıcanımı közlemeye başladım. Yavaş yavaş közleyeceğiz. Arkadaşlar patlıcanımı közledim. Biraz soğuması için bekleteceğim. O sırada ben diğer patlıcanımı kızartacağım. Tavama yağımı alıyorum. Ve biraz yağı kızdırıp patlıcanı atacağım. Yağım kızdı. Şimdi patlıcanı atıyorum tavama. Kızardıkça çevireceğim. Arkadaşlar patlıcanımı kızarttım. Ve kızarttığım patlıcanın çekirdekli kısmını temizledim bir güzel. Şimdi iç malzemesini ekleyip pişireceğim. Aslında fırında kızartmak daha güzel oluyor. Öyle deneyin derim. Ama iki tane patlıcan için ben fırına gerek görmedim. Şu şekilde üstünü kapatacağım.
Patlıcanları küçük seçmenizi öneririm. Çok şık duruyor bu şekilde. Ve biraz da tombik olması işinizi kolaylaştırır. Şu şekilde toparlayıp ocağa gönderiyorum. Arkadaşlar, kendi yağıyla birlikte bir 5 dakika pişireceğim bu şekilde. Daha sonra çok kuru olmasın diye yarım tatlı kaşığı ve birazcık su ile birleştirip bu suyu üzerine ekleyeceğim. Yaklaşık 2-3 dakika o şekilde pişireceğim ve altını kapatacağım. Arkadaşlar, işte karnıyarığım hazır. Dilediğiniz gibi tercih edip pişirebilirsiniz. Gerçekten nefis bir tarif. Deneyecekler de şimdiden afiyet olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.